Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının 9.sü yapıldı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da sona eren toplantının ardından heyetler basın toplantıları yaptı. Türkiye, Rusya ve İran, gerginliği azaltma bölgeleriyle ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Guta ve Humus'un kuzeyinde gerçekleştirilen zorunlu tahliye operasyonlarına ilişkin çekincelerinin kayda geçirildiğini vurguladı. Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev de Türkiye'nin İdlib'deki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Alexander Lavrentiev, Suriye'deki İdlib bölgesinde hükümetle muhalif silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmasının önlenmesi konusunda Türkiye'den yardım bekliyoruz dedi. Lavrentiev yakın zamanda 1. İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırları boyunca Türk askerlerinin görev yapacağı 12. gözlem noktası oluşturulacağını da açıkladı. Astana görüşmelerinin sonraki ayağının Temmuz ayında Soçi'de yapılması kararlaştırıldı.